Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir yerdeyiz. Neredeyiz? Terasımdayız. Bugün sizlere buradan video çekmek istedim. Umarım sesim anlaşılır bir şekilde geliyordur. Aslında gelmesi lazım diye düşünüyorum. Çok fazla rüzgar yok ve sokaklar oldukça boş. Başlıktan da okuyabildiğiniz gibi büyük bir konuyla karşınızdayım. Haber sunuyormuş gibi davranıyorum ama şöyle yaslanıp sizinle biraz sohbet etmek istedim. Bunu da en rahat olduğum yerde terasımda yapmak istedim. Terası yeni düzenledik aslında. Size burayı da göstereceğim çünkü ev turu gidecek. Almanya'ya dönmeyi düşünüyor muyum? Bu son günler desem, son haftalar desem yanlış ve yalan olmuş olur. Çünkü çok uzun zamandır bu benim aklımda olan bir şey. Bunu anlatabilmek için önce Almanya'dan Türkiye'ye neden döndüğümden bahsetmem lazım. Bilmeyeniniz için ben Dilara ve 24 yaşındayım. 15 yaşındayken ailemle birlikte Türkiye'ye temelli dönüş yaptık, geri döndük. Gerçi benim için çok geri dönmek olmuyor. Sonuçta orada Almanya'da doğmuş büyümüş biriyim. Geri dönmeyi ben şahsen çok istemedim ama hem yaşam standartları olsun hem de buradaki iş imkanları olsun. Ailemin böyle bir kararı vardı. Ve 15 yaşında ne kadar kendi hayatınızla alakalı karar verebilirseniz o kadar karar verebiliyordum. Dolayısıyla Türkiye'ye ben de gelmek zorunda kaldım. Alışmak benim için çok zor oldu. Çünkü benim Türkçem çok kötüydü. Yani şu anda bu kadar düzgün konuşmaya çalışıyorum ama normal hayatta da düzgün konuşmaya çalışıyorum. Gerçi bu sadece kamera karşısı için geçerli bir durum değil. Bu kadar iyi konuşabilmemi sağlayan aslında benim lisedeki hocalarım diyebilirim. Çünkü liseyi burada tamamladım. Burada devam ettim. Ve hocalarımın bana çok büyük katkısı oldu dili öğrenmem açısından. Çünkü hiçbir şeyi anlamadığım için hiçbir dersi geçebilme ihtimalim yoktu. Ve Almanca dersleri dışında. Anadolu Lisesi'nde okudum ve Almanca dersimiz vardı. Sonra lise sürecim boyunca 2 yıl liseyi burada okudum. Lise sürecim boyunca ben çok zorlandım. Gerçekten çok zorlandım. Çünkü dili anlamıyorsunuz. Ders materyalleri çok zor. Ve bu beni çok mutsuz ediyor. Çünkü hayatının hiçbir döneminde kendimi başarısız olmuş hissetmedim ve başarısız olmadım da aslında. Hep böyle kendimi bildim bileli aslında başarılı bir öğrenciydim. Motor kullananları sevmiyorum. Evet, dediğim gibi başarılı bir öğrenciydim aslında. Ve buraya gelince kendimi böyle bir başarısız hissettim. Bu elimde olmayan sebeplerden dolayı olsa bile ben kendimi çok başarısız hissettim. Yani çok tepe taklak oldum. Gerçekten çok zor adapte oldum Türkiye'ye. Panik atağım oluştu. Ciddi psikolojik sıkıntılar yaşadım. Bütün sevdiklerim oradaydı. Biraz böyle eskiyi, daha doğrusu lisedeki Dilara'yı düşündüğümde hemen gözlerim doluyor. Çünkü bence tam bir savaşçıydı. Çünkü ben liseyi Bingöl'de okudum. İstanbul'da okumadım. Ve bilmiyorum ne kadar çok hakimsiniz, ne kadar çok biliyorsunuz Bingöl ama daha böyle küçük bir şehir ve daha böyle nasıl ifade edeyim? Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum çünkü linç edilmek de istemiyorum ama daha böyle dini bütün bir şehir, daha böyle muhafazakar bir kesim var Bingöl'de. Çoğunluğu öyle. Ve Almanya'dan gelip oraya ayak uydurmam çok zor oldu haliyle. Bu da beni işte dediğim gibi psikolojik çok etkiledi. Ve gece gündüz gerçekten hiç durmadan çalıştım. Çünkü benim oradan kurtulmamı sağlayacak tek şey üniversiteydi. Ve ben üniversite sınavına yabancı öğrencilerin girdiği YÖS sınavıyla girmedim. Normal o zaman YGS ve LYS vardı. Ona girdim. Ve bayağı da güzel bir puan aldım kendim için. Çünkü dediğim gibi çok garip Türkçem. Kendi çabamla, kendi çalışmamla aslında bir puan elde etmiştim.
Ama böyle 4 yıllık bir şey tutturacak kadar değil. Hani Türkçe okumak istesem en fazla galiba ön lisans bir şeyler tutuyordu. Ama ben lisans okumak istiyordum. Ve benim için yapabileceğim tek şey Almancaydı. Yani dilimi kullanmam gerekiyor diye düşündüm. Başka çarem yoktu çünkü. Gerçekten de yoktu. Başka bir alana yönlenme lüksüm yoktu. Ben de Almanca öğretmenlik yapmak istemedim. Çok öğretmenliğin kendime göre olduğunu düşünmüyorum. Edebiyat aşığı biri olduğum için hadi Alman edebiyatı okuyayım diye düşündüm. Alman dil edebiyatını tercih ettim. Marmara Üniversitesi Alman dil edebiyatı tek tercihimdi. Tek tercih yaptım. Neyime güveniyorsam. Neyse sonra kazandım. Geldim, okudum ve İstanbul benim için bir sürü anlam taşıyor. Hem benim o ortamdan kopmamı sağlayan, beni oradan kurtaran aslında. Hem de burada beni ben yapan, yani Dilara kim sorusuna cevap bulmamı sağlayan, karakterimi oturtan, kendi ayaklarımın üstünde durmayı öğreten bir şehir oldu yani benim için. O yüzden çok fazla anlam yüklüyorum İstanbul'a. Ama şimdi neden vazgeçmeyi düşünüyorsun diye düşünebilirsiniz. Bunun da çok fazla sebebi var. Suzu düştü. Annem ya. Evet, ne diyordum? Bunun çok fazla sebebi var. Hem her ne kadar İstanbul'da yaşıyor, İstanbul'u seviyor olsam bile sonuçta benim memleket olarak gördüğü, her ne kadar bu kulağa yanlış gelebilse bile, Almanya. Sonuçta orada doğup büyüyorsunuz 15 yaşına kadar, hani ergenliğe kadar orada yaşıyorsunuz ve sonra dünyanız tamamen değişiyor. O yüzden hani yaşlandıkça memleketine gitmek ister ya, benim de öyle bir şey galiba, bilmiyorum. Onun dışında ekonomik açıdan orada devlet çok büyük bir destek. Ve sonuçta ben de artık hani belli bir yaşa geliyorum. Yani 25 olacağım bu sene ve hayatımın bir döneminde illaki ben de bir ailem olsun, kendi ailemi kurayım, çocuklarım olsun istiyorum ve onların da benim sahip olduğum bütün haklara, bütün şanslara sahip olmasını isterim. Yani dolayısıyla bugün gitmesem yarın öbür gün illaki hayatım bir döneminde Almanya'ya geri dönmeyi planlıyordum. Hep yani vardı bu. Teyzem, dayılarım hepsi Almanya'da ve burada hiçbir akrabam yok. Yani İstanbul'da tamamen yalnızım. Bir tek arkadaşlarım var. Şimdi bu karantina sürecinde ya ben hep şunu diyordum. Annem veya babam herhangi biri bana biraz destek olursa, bana biraz gaz verirse ben giderim. Ama hiçbir zaman gidip bir kararlılıkla ailemin karşısına çıkıp ben hayır Türkiye'de yaşamak istemiyorum, ben Almanya'ya gitmek istiyorum diyemedim. Diyemedim çünkü ben de emin değildim istiyor muyum, istemiyor muyum. Bu sıralar çok yoğun bunu düşünüyorum. Çünkü üniversite bitti, ben işe girdim, işten ayrıldım. Ve oturup düşündüğümde Dilara burada kalırsa ne yapabilir diye düşündüğümde çok fazla seçeneğim olmadığını fark ettim. Yani ya KPSS'ye girip atanmayı umut edeceğim ki o da çok zor bir ihtimal. Ya da ALES'e girip yüksek lisans yapacağım ve sonrası yine belli değil. Ya da bir özel okulda öğretmenlik yapacağım. Özel okuldaki öğretmenlerin maaşını hepimiz biliyoruz. Bu bana yetebilecek mi? Çünkü malum İstanbul'da evim yok. Kiralar yüksek. Onun dışında kendi ihtiyaçlarım var. Var da var yani. Ve mesela ben şu an işsizim. Karantinadayım. Hiçbir destek almıyorum. Ve haliyle bu bana kıyaslama yaptırdı. Almanya'nın ekonomik durumuyla burayı kıyasladığımda orada insanlar işsiz kaldıklarında çok fazla strese kapılmıyorlar. Çünkü bir şekilde devlet size yardım ediyor. Size yeni işler bulmanıza teşvik ediyorlar. Bu çok büyük bir artı. Ve yarın öbür gün çocuklarımın da bu haklara sahip olmasını isterim. Şimdi niye oturup çocuklarını düşünüyorsun diye düşünmeyin. Ne olacağımız hiç belli olmaz.
O yüzden biraz böyle geleceğe dayalı düşünmeniz lazım. Ben yatırımda yapmak istiyorum ama burada kaldığım sürece ne kadar yatırım yapabilirim? Bunlar baya baya ciddi konular, baya baya düşündüğüm konular. O yüzden şu an birkaç gündür baya intensif bir şekilde, baya yoğun bu fikri tartışıyorum kendimle. Kendime yeni bir yön çizmek zorundayım. Burayı çok seviyorum, burayı çok özleyeceğim. Türkiye inanılmaz rahat. Almanya da öyle değil. Buranın rahatlığından sonra oranın o disiplinine alışabilecek miyim bilmiyorum. Ama sonuçta gidersem bile bir ayağım yine de burada olmuş olacak. Yani tamamen buradaki ilişkimi kesmeyeceğim. Sonuçta hem siz varsınız, YouTube var, hem de arkadaşlarım burada. Mutlaka böyle burada da bir adresim olacak. Yani tamamen her şeyimi alıp gitme durumu olmayacak. Sık sık yine geleceğim. Öyle planladım. Ama şu anda hepsi böyle bir taslak. Yani kesinlikle net olduğu zaman ben sizi zaten bu yolculuğa dahil edeceğim. Siz de göreceksiniz nasıl bir süreçten geçiyorum Almanya'ya gitmek için. Bunların hepsini göreceksiniz. Alman vatandaşıyım bu arada. O yüzden biz de cartçuk bunlarla uğraşmayacağım şükür ki. Zaten bu süreçte biraz zor olur diye tahmin ediyorum. Böyle. Sizlere de böyle bunu aslında anlatmak istedim. Biraz böyle bahsetmek istedim. Hem yarın öbür gün çıkıp ben Almanya'ya gidiyorum dediğimde bu nereden çıktı diye düşünmeyin. En azından bilin kafamdakileri. Ve çok fazla Almanya'dan neden döndüğüm merak ediliyordu. Bu soruya da cevap vermiş oldum diye düşünüyorum. Bayağı da sıcak bugün. Bayağı sıcak. Bakayım yine kaç derece? 31 derece şu an. Bayağı sıcak bugün. Ya mesela Türkiye'nin bu sıcak havasını özleyeceğim. Ama zaten gitmeyi planlarsam, kesinleştirirsem sonbahara doğru gitmeyi planlıyorum. En azından bu korona illetinden kurtulduktan sonra biraz böyle İstanbul'u doyasıya yaşayayım. Gerçi dediğim gibi tamamen gitme sayılmayacak benimki ama olsun yine de. Böyle. Umarım beni anlayabilmişsinizdir. Beni anlıyorsunuzdur. Belki aranızda hak veren vardır. Belki hak vermeyen vardır. Herkesin doğrusu kendine yani. Herkesin doğrusuna kimse karışamaz. Yok hayır. Siz benim gerçekten hayatımın bir parçası haline geldiniz. Ben büyük bir sorumluluk duyuyorum. Ve yaptığım her şeyi açıklama gereğini hissediyorum. Çünkü böyle bir karşılıklı siz sonuçta oturup beni izliyorsunuz. Ve benim de size karşı sorumluluklarım var. Evet. Size bir soru soracağım. Ama bunu tamamen hissederek cevaplamanızı istiyorum. Siz benim yerimde olsanız ne yapardınız? Kalır mıydınız? Yani Türkiye'deki ekonomik durumu göze alarak düşünün. Yani olumlu ve olumsuz bütün yönlerini göz önünde bulundurarak bana bunun cevabını verirsiniz. Yani siz benim yerimde olsanız kalır mıydınız? Gider miydiniz? Bu arada şey bilmiyorum. Ebru Yaşar'ın Kalamam şarkısı var. Orada başında şey diyor. Bir yanım kal diyor, bir yanım dur. Yok, bir yanım git diyor, bir yanım kal. Ben de tam olarak o noktadayım. Şimdilik ayaktayım. Ama elbet her şey ne diye kavuşacak her. Böyle belirsiz devam edemez. Hepimizin hayatı şu an çok belirsiz. Benim bir de artı bir. Evet, çok fazla konuştum. Umarım sizin için keyifli bir video olmuştur. Umarım biraz daha birbirimizi tanımış ve anlamış olmuşuzdur. Bu nasıl bir cümle ise bakın. Terasımda ben pişmeye devam edeceğim. Umarım sizin keyfiniz yerindedir. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Bay bay.